kirlenme dedik aslında baktığınızda şu an Türkiye'de ve dünyada bilinen bir hastalık. Ölümcül, yani zehirden ona bağlıyorum direkt. Kanser. Çağımızın hastalığı aslında baktığınızda. Evet, evet Kanser çok. hakkında neler söyleyeceksiniz izleyenlerimize? Kanser de maalesef çok hızlı yayılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yılda 1 milyon kişi kanserden ölüyor. Evet. Avrupa Birliği ülkelerinde 2 milyon kişi kanserden ölüyor. Dünyada 5 milyon insan ölüyor. 2 milyon Avrupa'da, 1 milyon Amerika'da. Yani sanayileşmiş, gelişmiş ülkelerde insanlar kanserden daha çok ölüyor. Evet. Türkiye'de yılda 100 bin kişi kanserden ölüyor. Kanseri ne tetikliyor? İşte bu kimyasallar, Bizi zehirleyenlere besinlerdeki bizi baktım. zehirleyen maddeler, diş macunundaki sodyum florit, evde sabunda, sıvı sabunda, deterjanda, temizlik malzemelerindeki sodyum lavril sülfat, yenilen gıdalarda cips, jelibon, kek, gofret gibi besinlerdeki MSG, monosodyum glutamat veyahut da tatlandırıcı baklavada, dondurmada kullanılan nişasta bazlı şeker, yüksek oranda kanserojen bunların hepsi Evet. tetikliyor. Her insanın hücresinin 17. kromozomunda bir gen var. P53. P53 zayıfladığı zaman kanser ortaya çıkar. Çünkü P53 bir hücrede deformasyon olduğu zaman onu hemen yeniler. P53 hemen harekete geçer. Saniyede orijinal haline getirir. DNA'yı düzenler. Fakat zamanla sürekli bu yanlış beslenme, hava kirliliği vesaire vesaire, kimyasal ilaçlar, artı birçok insan kimyasal ilaç kullanırken ne yapıyor? Ebesinin, dedesinin, ninesinin, komşusunun hatta ilacını kullanıyor. Kendi kendini zehirliyor. Kansere karşı, işte kanserin tetikleyen birçok faktör var demiştik. Evet. İnsanlar zehirleniyor. Hava kirliliği, arabaların egzozundan çıkanlar, kimyasal maddeler, sigara, alkol, efendim, diş macunundaki sodyum florit, Alzheimer, Huntington, depresyonu tetikliyor, kemik erimesini tetikliyor. IQ'yu yavaş kişinin IQ'sunu düşürüyor. Süper zekalı bir kişi sürekli dişini fırçalasa fırçalasa zamanla bir de bakıyor ki gitmiş beyni gidiyor. Evet. Bunu Nazi Almanya'sı, Stalin'in Rusya'sı esirler üzerine denemiş insanları öldürmüşler böyle insanlar üzerine sodyum florit deneye deneye deneye. Abur cubur yiyorlar insanlar bütün gıdalarda MSG var, çim tuzu. Evet. Bu yavaş yavaş beynin sinir hücrelerini öldürüyor. Beyin böyle sünger gibi oluyor, içi boşalmış gibi. Birçok hastalığa yakalanıyor. Çim tuzu kullanmak tehlikeli. Çin lokantasına gitmek tehlikeli. Nişasta bazlı şeker yüksek oranda fruktoz olduğu için karaciğer yağlanmasına, pankreas yağlanmasına sebep oluyor. Organlar yağlanıyor, dokularda Evet. fonksiyonu yok oluyor, kanserojen oluyor.